Köylü. Yaşama görmekten hazım geliyor. Evet. Merhaba, herkese selam tekrardan kanalıma ve yepyeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir pazar günü arkadaşımla dışarı çıktığımız bir günü vloglayacağım. Uzun zamandır ders çalışma günlükleri atıyordum ve dedim ki araya biraz eğlence vlogları, biraz gezme vlogları girsin. O yüzden bugün de vloglamaya karar verdim. Umarım ki keyifle izlersin. Şimdi ben gördüğünüz üzere hazırlandım ve Tuana'yı bekliyorum. Ondan sonra Tuana da hazır olduktan sonra çıkacağız ve çok güzel bir yer bulduk. Oraya gideceğiz ve onun çevresini gezmeyi düşünüyoruz. Zaten vlogda hepsini görüyor olursunuz. O zaman Tuana ile buluşana kadar şimdilik görüşürüz. Evet, bu hareket yapmadan olmaz benim şey hareketim. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuana. Tuana'yı tanıyorsunuzdur. Dedim zaten Tuana'yla buluşacağımı söyledim. Şimdi bundan önceki kısımlarda görmüşsünüzdür zaten. Bu Salt Galata'ya geldik. Kütüphane varmış ama sadece pazartesi ve pazar günleri kapalıymış ve artı olarak rezervasyonla giriş yapılıyormuş ve bugün pazar. O yüzden biz de böyle kafeye geldik. Burası aslında çok sessizdi ama şu an bir tık daha sesli oldu. O yüzden biz de konuşuyoruz zaten. Ama yine fena değil yani. Evet, ortam güzel. Burayı göstereceğim zaten size. Onun haricinde Galata Kulesi'ne gittik. Orası gerçekten acayip kalabalıktı. Değil mi? Asla gelinme. Evet, gerçekten pazar günü asla gelmeyin. Hafta içi geleceksiniz diye. Çünkü çok fazla kalabalıktı. Yani böyle düğün yapanlar falan da gelmiş, fotoğraf çekilmek için falan. Neydi o, bizim mavi kıyafetlerdi. Evet, çok kötü duruyordu bu arada yani. Hiç güzel değildi kıyafeti ama kötüydü yani. Bayağı kalabalıktı. İnsanlar fotoğraf çekiyor mesela. Böyle fotoğraf çekiyorlar ama kimi çektiğini bilmezsin o an yani. Onu şopla bile kaldıramaz. O kadar kalabalıktı. Şimdi geldik kafeye. Pahalı ben kafe. Ben çözmeye çalışacağız. Pahalı, evet. Ama fena değil mi? Öyle deme. Yani işte Galata'nın civarlarındaki bir kafe için iyi evet. Bir şeyi var. Ben Aysel aldım. Limonata aldım Tuana da. Şimdi ders çalışacağız. Tuana, kendini tanısana. Tamam. Tuana. Ben Tuana, Beren Tuana. Tamam, Beren Tuana. Begüm Bebek'lik arkadaşım ve zaten bir tane videoda vardım. Evet, ama o zamanlar çok fazla evet, izlenmiyordum. Aynen öyle, tabii evet. Artık 5000 takipçi. 10.000. sınıfa gidiyorum. Tek bir cümle söylemek istiyorum. Yaşamak ölmekten hazım geliyor. Evet. Tuana, bu kadar. 11. sınıf ve sayısı öğrencisi. Onu eşitarlığa geçmesi için ikna etmeye çalışıyorum bu arada. Olmuyor. Ama hayat şartları. Evet. Ben eşitarlık seçeceğim bu arada. Bilmiyorum. Mesela ben Tuana eşitarlık konusunda etkilemeye çalışıyorum. Tuana da beni sayısal konusunda etkiliyor. Çünkü sayısaldan eşitarlığa geçilebilir. Evet. Ama eşitarlıktan sayısına geçilmez. Tamam. Bütün gün bunu konuşuyoruz. Neyse, şimdi ders çalışacağız. Tripodumu da getirdim. Tripodu bile taşıdım yani. Çekim de yaparız. Tam otobüsü. Bir YouTuber. Evet, tam bir YouTuber oldum artık. Öyle, ders çalışmaya gidiyoruz. Söylemek istediğim şey var mı? Trabzonlardan indiğinde saçların ıslak yoksa ıslak mı yaşamak dediğim senin için rüzgarda hep yağmur var. Gözlerin mi dağlı yoksa sıkıldın sorulardan hiç geçmez mi gözlerinden bu sonbahar bir kar tanesi yok kondilimin ucuna bir kar tanesi bir yazımda bir kar tanesi yok kondilimin ucuna bir kar tanesi bir yazımda. Sıkan
de soyundu vücuduma. Şimdi ders çalıştık 1 saat 20 dakika falan. Ve dedik ki erken çıkalım, bir şeyler yiyelim belki diye ve ilk önce sabun skoru deneyelim. Bunları o kadar değişik bir şey ki bu yıkama şeyi. Sonra bak böyle yapıyorsun, şuraya dokunuyorsun, buradan geliyorsun. Ve bakar mısınız böyle, çok değişik. Yukarıdan geliyor, daaa nereden? Çok değişik değil mi? Evet. Masum köylü gibi. Al biraz daha. Al al. Şimdi... Oldu. Şurada peçete. Şimdi bir tane kafe bulalım dedik. Erken çıkıp. Zaten burada burası 5'te kapanıyor. Tarih çalıştım. Özet çıkardım. Bir de matematik çalıştım. O kadar. Sen ne çalıştın Tuana? Ben çok şey çalıştım. Tuana çok şey çalıştı. Çünkü zeki bir insan o. Hayır. Evet. Tekrar yaptım. O yüzden kısa kısa. Şimdi. Şimdi bir tane kafe bulacağız. Eğer ki beğendiğimiz bir yer olursa ve çok kalabalık olmazsa eğer ki oraya gideceğiz. Amen. Amen. Take me to church. I worship like a dog at a shrine. If you lies, I'll tell you my sins so you can sharpen your knife. Offer me by then the stand to good God. Let me give you my life. Şişhane metro. Şişhane metro. Neredeyiz? İstasyonu. Şişhane metro istasyonundayız. Benim yön bilgim 0. Benim de haritalar bildiğim kadar. Yani Tuana benden daha iyi. Zaten ben Tuana'ya güvenip geldim. Benimki 0 yani. Tuana benimkinden daha iyi olduğu için ben Tuana'ya güvendim. Hatta bir tane abla az önce arkamızdaydı. Sordu. Bilemedik çünkü biz de bilmiyoruz yani. Ben Tuana'ya güvendim. Geldik şimdi. Bundan önce de kruvasan yedik. Ve çok iyiydi. Harika. Gerçekten eğer ki Taksim'e gelirseniz gidin ve yiyin. Ne kadardı fiyatı? 25. 25 liraydı ve normalde Taksim, o Galata Kulesi'nin caddesine göre iyi bir fiyat var. Çünkü başka bir yere daha gittik ve orada sufle 40 liraydı arkadaşlar. Sufle 40 liraydı. Kalktık. Şey, evet, sufle şu kadarcık bir şeydir yani. Çikolata koyarsın, su koyarsın, bunu koyarsın 40 liraydı. O yüzden de daha Tuana'nın bildiği bir yere gittik ve çok güzeldi. 25 liraydı. O yüzden de gidin. Gerçekten o kadar güzeldi ki. Of, çok iyiydi. Bir tane daha yedim. Ben de onu diyecektim. Değil şimdi mi? Aslında bir tane daha yermişiz. Evet, ama yerdik. Ama midemiz bulanabilirdi yani. Evet. Böyle yarım yarım yiyebilirdik anca. Ama o kadar iyiydi ki bir daha gitsem bir daha yerim. Çok iyiydi. Bir daha yine tuzlusunu denemek isterim ama. Kaşarlıydı değil mi? Evet, kaşarlıydı. Bizim aklımız orada. Şimdi geri dönüp yiyeceğiz tekrar. Öyle şimdi ne bineceğimiz ne bu? Marmara. Yeni kapı. Hayır ne bu? Metro. Metroyu bekliyoruz şimdi. Marmara'ya gideceğiz. Marmara'ya gideceğiz, aktaracağız. Marmara'dan da aynen. Sonra eve yani. Görüşürüz.